Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda 12 Mart 1921 İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Marşın kabul edilmesi şöyle özetleyebiliriz. Osmanlı Devleti bir milli marşa sahip değildi. Ancak 1. Dünya Savaşı sonucunda Anadolu'nun işgal altında bulunduğu günlerde halkın heyecanını sürekli tutmak ve vatan millet sevgisini vurgulamak için bir milli marş yazılması fikri ortaya atıldı. Bu fikir diğer ülkelerin marşları olduğu ve bu nedenle Türk milletinin de bir marşı olması gerektiği düşüncesiyle de destek buldu. Bunun üzerine memleketin ve milletin genel durumunu yansıtacak bir milli marş belirlenmesi için Milliyetin Bakanlığı'nca ödüllü bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya katılanlardan istenen Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve milletin bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marş yazmalarıydı. Yarışmaya tam 724 şiir katıldı. Ancak bir şiir milli duyguları ifade etmek için yeterli bulunmamıştı. Bunun üzerine Milliyetin Bakanı Hamdullah Subi Tanröver, yakın arkadaşı ve dönemin ünlü şairi Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'dan İstiklal Marşı'nın yazması için mektup aracılığıyla özel bir talepte bulundu. Çünkü Hamdullah Subbi Bey'e göre böyle bir şiiri ancak Mehmet Akif Ersoy yazabilirdi. Mehmet Akif Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Çanakkale şehitlerini yazdığı şiir bunun en net göstergesiydi. Mehmet Akif Ersoy ise böylesi bir marşı para için yazmayı kabul etmediğinden söz konusu yarışmaya katılmamıştı. Ona göre böyle bir hizmete maddi bedel karıştırılmamalıydı. Nihayetinde Abdullah Subbi Bey Mehmet Akif'in çekincelerini gidermeye başardı ve onu bir şiir yazmak konusunda ikna etti. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza ithafıyla başlayan şiir Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda yani 2. İnönü Savaşı'nın hemen öncesinde oy çokluğuyla milli marş olarak kabul edildi. Evet arkadaşlar şimdi sizlere İstiklal Marşımız'ın 10 kıtasını okuyacağız ve o bize milli marşın barındırdığı duyguları sizlerden yorum olarak bekliyorum. İstiklal Marş. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal. Kahramın ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem ile. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamda ilahi boşanım kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy.